Burası 6. katman. Sporosfer. Evet, Sporosfer TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün canlı yayında konuğumuz Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin başarılı oyuncusu Efe Ergi Tırpancı. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba tekrardan, seninle biraz da yayın öncesinde hafiften konuşma şansımız oldu. Nasılsın diyelim, öyle başlayalım. Nasıl gidiyor hayat? Gayet iyi. Afyon'da değişik bir serüven yaşıyorum. İlk defa bulunduğum bir şehir. Ama benim açımdan basketbol olarak gayet güzel geçtiğini söyleyebilirim. Bunları tabii birazdan detaylandıracağız. Hani sevgili izleyenlerimize de buradan onun bilgisini de verelim. Şimdi öncelikle Ergi, seni kısaca tanıyalım. Hani biz basketbol severler ve bu işin içinde olan insan olarak seni aslında tanıyoruz yakından ama bu yayının tabii ki hani bu sporun dışından veya genel olarak hani YouTube'dan tabiri caizse denk gelip izleyen insanlar bile olacak. O yüzden hani Efe Ergi Tırpancı kimdir? İşte basketbola başlama serüveni, nasıl bir çevrede yetişti? Nasıl başladı basketbola ve kariyeri nasıl şekillendi? Hani onları duymak isteriz senden açıkçası. Efe Ergi Tırpancı, 1-1-2000 doğumlu, Ankara doğumlu bir insan kendisi. Basketbola başlama serüvenim 6 yaşında gerçekleşti. Ben çok sokakta oynayan bir insanım. Futbol olsun, çocuk oyunları olsun, sürekli enerjimi dışarıda atan bir insanım. Bir anda ailem basketbola yazdırmaya karar verdi Fenerbahçe Spor Okulu'na. Öyle gelişti yani, basketbol 6 yaşında zaten başka bir ilgim, alakam yoktu benim için, varsa yoksa futboldu o dönem. Sokakta oynadığımızda. Bir anda öyle 6 yaşındayken spor okulunda başlamış oldum. Ondan sonrası bu noktaya kadar geldi diyebilirim. Evet, aslında yani zaten o yaşlarda hepimizin ilgi alakası nedense futbola kayıyor. Çünkü Türkiye bir hem futbol ülkesi hem de biraz oynamak da kolay sanki. İki taşı yan yana koyup hani bir kale kurmak, pota bulmaktan daha kolay oluyor ama senin en azından ailen hani basketbola yönlendirerek kariyerini şekillendirmiş olmuşlar. Yani bu da bu yönden de gerçekten onlara herhalde bir teşekkür borçlusun diyebiliriz. Peki hani bunun devamında sana bir soru daha sormak istiyorum. Hani bununla bir paralellik gösterdiği için. Peki basketbola başlarken hani seni bu çok erken yaşta başlamışsın. O yaşta belki bir kahramanın yoktur ama belki ilerleyen süreçte ya da başlarken bir hani seni basketbola iten bir kahramanın var mıydı? Yani bu sporun içinden olur ya da herhangi birisi olabilir, hiç fark etmez. Benim için en başından beri LeBron James'ti. Hani benden önce 2003 draftlarında girdi ve sadece onu izleyerek büyüdüm diyebilirim. LeBron benim için başka bir dünyada. Evet, sen de aslında Z kuşağının bir temsilcisi olarak değil mi? LeBron James'le büyüyenler, biraz biz Michael Jordan'la büyüyenlerle hafif bir münakaşa içinde de bulunuyorlar aslında ama bilmiyorum, onu sormayacağım şimdi. GOAT kim tartışmalarına girmeyeceğim burada. Ama hakikaten LeBron James de son dönemde gördüğümüz en büyük süperstarlardan bir tanesi. Hepimizin de hayatında iyi ki yer etmiş yani. İyi ki basketbola yönelmiş kendisi, öyle diyelim. Peki Fenerbahçe Spor Okulları'yla başlayan serüvenin Fenerbahçe altyapısıyla devam etti. Fenerbahçe altyapısında peki yer almak, yani çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia, Fenerbahçe Beko. Direkt hani basketbola oradan giriş yapmak senin kariyerinde ne gibi artılara yol açtı? Yani ne gibi artılar kattı senin kariyerine? Bir de onu sormak isterim sana. Sesim geliyor mu Ergi? Ya benim... geliyor şu an. En başından beri antrenörlerimiz söylediği altyapıda burada sizin yerinizde olmak isteyen 1 milyon tane çocuk var diyordu. Ki çok haklı, Fenerbahçe baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden bir tanesi. Ve sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan, hadi 1 milyon diyerek biz bunu sınırlandırıyorduk ama orada olmanın bilinci bambaşkaydı. Benim açımdan özellikle formaya giymenin. Her zaman bu bilinçte oldum yani, çalıştım. Bir noktaya Fenerbahçe A takım ilk başta hedef miydi? Hayır değil. Sadece o formayı giymek bile bana gitmek bile mutluluk verici bir şeydi benim açımdan.
Bana kattığı en büyük değer bu oldu diyebilirim. Arma'ya saygı. Evet, zaten hani hepimizin de bildiği gibi yani Türkiye'de spor anlamında birkaç tane kulüp saydığımızda Fenerbahçe bunlardan en önde gelenler arasında yer alıyor. O atmosferinde sana aynen ne kadar artık attığını zaten hani gözlemleyebiliyoruz inşa ettiğin kariyerden hani yola çıkarak. Peki alt yaş kategorilerini geçersek henüz genç denebilecek bir yaşta 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe formasını giydin 17 yaşında A takımda ve ilk resmi maçına çıktın. Sanırım bir Türkiye Kupası maçı mıydı ben doğru hatırlıyorsam. Ya, Sen de mi Türkiye hatırladın? Kupası maçı mıydı? Hayır ya, şey Antep maçıydı sanırsam. Ya Antep maçı ya Bamit maçı da olabilir, ikisinden birisi. Ama Tamam. Türkiye Kupası ev sahibiydi. Ülker Arınay'ı da o kadarını hatırlıyorum. Oynadığım saniyeleri, dakikayı da hatırlıyorum bu arada. Ya Normal lig maçıydı. muhtemelen hatırlarsın. Benim de sana sormak istediğim oydu aslında. Hani o kadar genç bir oyuncu olarak böyle ağır bir formayı sırtına geçirmek nasıl bir duyguydu? Neler yaşadın o ilk maçta? Hani bu gençlere de örnek olması açısından ve yaşadığın tecrübeleri aktarmak açısından gerçekten çok önemli. O yüzden bu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Yani duyguların tarifi olmayan bir noktadaydım o sırada. Öyle söyleyebilirim. Yani neredeyim, ne yapıyorum, şimdi oyuna mı gireceğim? Normalde ondan önce işte 10 sene oynamışsın, 10-12 sene oynamışsın. Ben sürekli oynadığım basketbol aslında, ama o noktaya gelince nasıl ya? Hani ne ara bu noktaya geldim olmuştum ilk maçımda. Çok değişik duygular. Yani hiçbir duygu hissetmeyip bu kadar fazla duyguyu bir anda hissetmek gibi bir şeydi. Yani maçtan çıktıktan sonra bile anlam veremediğim bir olaydı benim için. Büyülü anlar diyorlar ya, öyle büyülü andı benim açımdan. Sanki evet bir rüya gibi değil mi? Çok hızlı geçen ve sonunu hani baktığında ben ne yaşadım dediğin bir durum oluşuyor. Peki kenarda da tabii sene 2017 olunca Jelko Obradovic vardı değil mi takımın başında? Onun da etkisi vardır herhalde yaşadığın heyecanın bir tık daha artmasında. Çünkü hani az önce sen şey dedin Fenerbahçe formasını giymek isteyen 1 milyon çocuk var ya ben Obradoviç'te çalışmak isteyen de 1 milyon basketbolcu vardır hani nereden bakarsan. O yüzden de büyük bir şans bence değil mi? Senin Obradoviç'te çalışman sen ne dersin? Yani kısaca onu da sorayım. Obradovic'in kendisi bambaşka bir insan. Hani, hem sağ içi hem sağ dışı gerçekten farklı bir dünyadasın. Onun dedikleri o kadar önemli ki onun oyuncusuyken. Çünkü bir dediği altın senin için. O öğrenirsen hayatına bambaşka bir dünyalara giriş yapabilirsin hayatında. Hep öyle baktım Jayko'ya. Her zaman öyle baktım. Yani ne söylesin, hadi bir şey söylesin, hadi bir kızsın, ne öğüt verecek, kızdığında ne söyleyecek gibi baktım. O yüzden çok katkısı oldu benim açımdan. Tamamen bir öğretmen gibiydi benim için. Evet, buradan kendisine de saygılarımızı iletelim ve bir başka soruyla devam edelim. Şimdi biraz da milli takım konuşalım istiyorum. Alt yaş kategorilerinde yine milli takımlarda forma giydiğini biliyoruz. Henüz A milli takımda seni henüz izleyemedik. Yanlışım varsa düzelt. Ama tabii daha hani genç bir oyuncusun nispeten ve milli takım kapıları da şu dönemde özellikle herkese açık. Şimdi tahminim hayalin tabii ki milli takımda oynamaktır ama yine de ben bu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Hani milli takımda oynama gibi bir hayalin var mı? Ve bununla ilgili hani özel bir idman veya çaba sarf ediyor musun? Yoksa hani milli takımın sana sunacağı fırsatı mı bekliyorsun? Nasıl gelişiyor bu olaylar? Biraz da hani o içeriden şeyi öğrenmek istedim. Milli takım senin kapını nasıl çalıyor? Ya Ergi performansın çok yüksek mi diyor yoksa... Hani bir şekilde seni buluyorlar mı? Onu merak ettim. Yani nasıl olduğunu ben de bilmiyorum daha, hani daha gelmedi gerekecek. Ama ben milli bayrak ülkeme çok sahip çıkan, seven bir ailede yetiştim. O yüzden milli forma benim için bambaşka bir hikaye. Çok da mutlu olarak giydim alt yaş kategorilerinde. Gerçekten o da ilk maçıma çıkıyormuş gibi, onda da çok heyecanlıydım. O da çok ayrı bir hikaye. Yani inşallah bir gün o milli formayı giyerim. Bu sefer de A takımda da o duyguyu tatmış olurum. Burada Afyon'dayken buraya gelme sebeplerinden bir tanesi de o zaten. Hani Afyon'a gelip
burada kendimi daha iyi geliştirip, daha iyi gösterip milli formaya kavuşmak aslında ki niyetim. Burada da onun için özel çaba, özel antrenmanlar tabii ki de yapıyoruz. Evet, milli takım aslında dediğin gibi son dönemde de bir gençleştirme operasyonu da var milli takım içerisinde. Jenerasyon yenileniyor. Umarım seni de ileriki dönemde milli takımda görmeyi umut ediyoruz. Bence hani ben şahsi görüşüm olarak söyleyeyim. Gerçekten bence hani yeteneklerinle orada yer almayı da hak ediyorsun. Bunu da üstüne basarak buradan söyleyebilirim. Yani seninle röportaj yaptığımız için değil, gerçekten buna inanıyorum. Senin hani ne kadar yetenekli bir basketbolcu olduğunu zaten Fenerbahçe altyapısındaki zamanlarından da hatırlıyoruz. Şimdi milli takımı bir kenara bırakırsak, hani şeyden bahsettin, Afyon'a bu yüzden transfer oldum diye. Aslında bundan önceki transferinden konuşmak istiyorduk. Şimdi sürpriz bir karar, bence sürpriz bir kararla Fenerbahçe'den ayrılıp ligin o zamanki yeni ekiplerinden OGM Ormanspor'a transfer oldum. Ormanspor tabii hani geçen sene lige bayağı bir renk kattı. Son haftalara kadar da direndi aslında ama kalıcılık yakalayamadı. Yine de senin mücadelen ve performansın bence birçok çevreden beğeni toplamıştı zaten. Sen peki bu hani ani kariyer değişikliğini nasıl değerlendiriyorsun ve orada hani şöyle söyleyeyim, zirveye oynayan bir Fenerbahçe'den küme düşme mücadelesi veren Ormanspor'a gitmek, oradaki farklı mücadelenin içine dahil olmak senin oyununa ve kariyerine neler kattı? Bunları merak ediyorum biraz. Fenerbahçe'den ayrılmak. Fenerbahçe'den şöyle artık oynamam gerektiğinin farkına vardım. Hani Ceyko'da gidince takım değişik kimyaya bürünecekti. Galiba sezonun ilk günde Fenerbahçe'deyken kiralık teklifi geldi. Bir anda her şey oldu ve Ormanspor'a kiralık olarak tamam gider misin? Giderim tabii ki. Yani oynamak istiyorum sonuç olarak. Ve öyle Ankara'ya bir anda yolculuğum başladı. Ormanspor benim açımdan çok önemli. Çünkü ilk oynamaya başladığım yer düzenli olarak. Tabii oranın zorlukları da sen çok iyi üstüne bastın abi. En yüksek takımdan en aşağıdaki seviye. En aşağıdaki denmez de hani sonuç olarak ligde baktığımız zaman. Tabii ki. Zorlayıcı oldu. Gerçekten zorlayıcı oldu. Basketbol değişiyor bir kere. Oynadığın insanlar değişiyor. Bu kötü anlamda, iyi anlamda söylemiyorum. Alışkanlıkların değişiyor. Sistem çok değişiyor. Ve en önemlisi de ben oynamaya başlıyorum. Yani hiç görmediğim bir dünyaydı. Aslında 17 yaşında insanların tanıştığı, 18 yaşında oynadıkları işte. Topu ben daha geçen sene oynamaya başladım. Benim için çok özel bir deneyimdi. Bu yüzden de Ormanspor'daki geliş ve sonuç olarak kendi açımdan söylüyorum. Mutlu şekilde bitti diyebilirim. Öyle yani bu seneye kadar kararlarımın en büyük sebebi Ormanspor'daki yaptıklarımdı zaten. Evet, yani zaten hani benim orada üstüne basmamın sebebi de mücadelenin farklılaşmasıydı. Hani sonuçta oyun değişiyor, farklı bir amacınız oluyor küme düşmemek gibi. İşte Fenerbahçe'deki amaçtan tamamen zıt bir şekilde. Bu illaki sana farklı bir tecrübe katmıştır ki sen de bunu çok güzel özetledin. Bunun sonucunda da nitekim hani takım maalesef hani şanssız bir şekilde küme düşse de sen bu performansını ligin dişli ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye'ye bu sezon başıyla kadrosuna katıldım. Peki Afyon'a gelmek nasıldı Ormanspor'dan sonra? Hani neler hissettin Afyon'a transfer olduğunda? İşte sonraki süreçte takım içi, atmosfer olsun, Afyon'daki hayat. Yine hani nispeten Anadolu'nun daha küçük bir şehrine geldin Afyon'a. Oradaki basketbol sevgisi, tutkusu ne alemde? Hani ben biraz da şeyi merak ediyorum. Senin özelinde bu soruyu sorarak aynı zamanda şimdi küçük de bir medya eleştirisi yapayım lafı uzatmadan. Şimdi takımlar genelde Anadolu'daki takımlar hani medyanın radarına pek takılmıyorlar açıkçası ve hani Afyon mesela çok başarılı bir takım. Geçen sene de öyleydi. Ama biz Afyon'un neler olduğunu, orada basketbola ilgili ne durumda olduğunu çok fazla bilemiyoruz açıkçası. Hem senin yaşadıklarını hem de Afyon'daki durumu bize anlatırsan çok sevinirim Ergi. Şöyle en başından başlayayım. Gene Fenerbahçe'de kalma olasılığım olan bir seneydi. Ben oynamaya karar verince bu sefer temelli Fenerbahçe'den çıkış yaptım.
Buraya gelmek zor bir karardı. Ne olacağını bilmiyorsun. Farklı bir şehir, bambaşka bir şehir, hiç yaşamadığım bir şehir. Ne çıkacağını bilmediğim bir noktaya geldim. Ama gelince gördüklerim beni gerçekten şaşırttı. Yani bu ilk maçtan şu ana kadar ev sahibi olduğumuz her maçta her günde üstüne koyarak gösteriyor. Burada Afyon'da değişik bir hava var. Basketbolcular için bence çok da güzel bir hava. Burada çalışmaya geliyorsun. Onu anlıyorsun. Her gün salonuna gidip salon işte burada ayağımın dibinde. Gidip çalışıyorsun, ekstranı yapıyorsun, halterini yapabiliyorsun 7-24, sürekli böyle bir olanakların olduğu bir kulüp. Bence bu yüzden başarı geliyor. Ve şöyledir ki bu teknik kadro işte bütün herkesin dahil olduğu oyuncular da çok beraberiz. Başarının gelecekse de bu yüzden gelebilir. Türk oyuncular ve yabancı oyuncular gerçekten burada iç içe yaşıyorsun. İletişim iyi seviyede. Buradaki başka güzel olan şeylerde kimse çalışmak istediğin zaman hayır bir şey demiyor. Herkes tamam, hadi çalışalım. İdman saati buysa 3 saat önce de gitsen çalışalım abi dediğinde kesinlikle çalışabiliyorsun. Bu çok güzel bir olay. Benim için de en güzeli de bu oldu diyebilirim. Peki Afyon'daki hani basketbol atmosferi nasıl? Dışarıdan aldığınız tepkiler işte yolda yürürken veya herhangi maçta size dönütler nasıl oluyor? Afyon halkının yani spora ilgisi ne seviyede? Onu da biraz merak ediyorum açıkçası. Afyon halkının spora ilgisi, ben şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'deyken de buraya geldiğimde, hani geçen sene pandemi dolayısıyla görememiştim. Fenerbahçe'den geldiğimde salon %100 kapasite doluydu. Yani burası değişik bir deplasman. Her zaman zor olan bir deplasmandı her takım için. Bu sene de %50 ile açtık. İnşallah %100 oldu. Salon dolacak bu hafta diye ümit ediyoruz. İnşallah dolar. Çünkü atmosfer çok güzel olan bir yer. Basketboldan anladığını, seyircinin tepkilerini gayet güzel şekilde anlıyorsun. Burası zor bir deplasman olduğunu hissettiriyor karşı takımı. Burada oynayınca onu da fark ettim ve taraftarın gücü de ilk defa böyle ben süre aldım. Bir taraftarla oynamaya başladım. Hani Fenerbahçe'de bu kadar süre alıp oynadığım bir nokta yoktu. Burada süre alıp sorumluluk almaya başlayınca taraftarın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Çok ekstra bir güç katıyor sana. Öyle söyleyebilirim. Afyon'da bunun için çok ciddi bir şehir. Güç katma bakımından. Evet yani seyircinin itici gücü çok önemli. Bir de tabii ki Anadolu'da basketbol sporunun gelişmesine katkı sağlaması açısından da Afyon'un yaptığı yatırımlar hakikaten takdire şayan ikincilikten başlayan yani TBL'den başlayan Serüven Cansevim'le beraber başlamışlardı sanırım. Şimdi ise Faruk Beşok'ta devam ediyor. Umarım yani daha da başarılı olur Afyon ve Algi senin için de aynı şeyleri söylemek istiyorum. Ve basketbolumuzda bu tarz takımların da daha çok yer alması gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Şimdi Afyon'dan istersen devam edelim. Yani orada şimdi anlattıklarından da yola çıkarak yani ne kadar orada mutlu olduğunu fark edebiliyorum. Afyon'da oynamaya devam etmek istediğin de belki hani buradan yola çıkarak söylenebilir. Ama hadi diyelim ki bu tarz röportajlarda bu sorular genelde yer alır yani. Gelecekte Avrupa veya hani Türkiye dışında yer almak istediğin bir takım var mı? Yani hangi ligde oynamak istersin ya da nereye gitmek istersin? Son da şeyi eklemek istiyorum. Yani hadi tamam tabii ki gelecek tekliflere bağlı da senin hayalindeki lig ve takım Türkiye dışından neresi olur? Onu merak ediyorum. Ya ben öncelikle şöyle bakıyorum basketbol yaşantımıza kendi açımdan. Bizi belli bir yaşa kadar bir yarışın içerisindeyiz basketbolcu olarak, sporcu olarak. O yaşta hayatın zevklerini, güzelliklerini kaçırıyorsun. Ve sonradan telafi etmeye çalışıyorsun ama işten geçmiş oluyor yaş, ilerlemiş oluyor. Hem sporunu yaparken hem paranı kazanırken bir şekilde de yaşamak çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden Avrupa gitmek istediğim yerler, hani her yer olur, öyle söyleyeyim size. Avrupa'yı görmek istiyorum, gezmek istiyorum. Basketbolumu oynayıp nasıl olacağına karar vermek istiyorum kariyerimin. Ama en net neresi derseniz en çok istediğim İspanya Ligi diyebilirim. İspanya Ligi'ne gitmek istiyorum. O zaman ACB liginde umarım seni de bir gün görürüz. Peki hani şey var mı? Şimdi spesifik bir takım var mı? Ben şurada yer almak isterim dedin. ACB liginde biliyorsun çok iddialı takımlar var. Hani Euroleague, Eurocup seviyesinde.
özel böyle gitmek istedin. Hani bu şeyden dolayı da olabilir. Belki az önce söyledin ya, Avrupa'yı görmek istiyorum şehir ve hayat, sosyal hayat açısından. Hani onun da bir etkisi olabilir ama var mı öyle özel bir takımın desteklediğin? Ya küçükken kesinlikle oluyordu da şu an yok. Çünkü buraya geldikten sonra onu da fark ettim. Yani Afyon, baktığınızda bundan birkaç sene önce TBL oynuyordu dediniz. Öyle sürpriz bir ekipte de olabilirsin. Real Madrid, Barcelona seviyesinde de olabilirsin. Tamamen bu kendi açımdan söyleyeyim. Ne kadar oynayıp ne kadar sorumluluk aldığıma bağlı. Benim için sorumluluk alıp mutlu hissettiğim yer, şehir fark etmez, Avrupa veya İspanya üzerinde konuşuyorum. Ben mutlu olayım yeter. Çünkü diyorum ya, yarışın içerisindesin. Yarışın içerisinde mutlu olmayı kaçırıyorsun, sevinmeyi kaçırıyorsun. Bence önemli noktalar onlar. Evet, seni gayet iyi anlıyorum. Hani ben de sonuçta sporun içinde değil ama Türkiye'de yetişmiş bir genç olarak, hani zamanda genç olmuş biri olarak diyeyim, her türlü bir yarışın içinde oluyorsun. İşte ya sınav ya başka rekabetler illaki kapımızı çalıyor. Bu arada özür dileyerek hemen bir kısa not ekleyeceğim. Canlı yayındayız ve soru, yorum ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz canlı chat kısmından. Yayınımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca Ergi'ye de özel olarak yöneltmek istediğiniz sorular varsa oradan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve hemen ardından sana sormak istediğim başka bir soru daha var. Yine klasik sorulardan bir tanesi. Şimdi Türkiye Ligi'nde birçok yerli ve yabancı oyuncuyla oynama fırsatın oldu. Hem yan yana hem karşı karşıya. Peki yani bu sezon dahilinde diyeyim, en çok beğendiğin yerli ve yabancı oyuncuları sorsam sana, hani en azından birkaç isim verebilir misin bize? Sadece bu sezon özelinde mi soruyoruz? Genel yoksa? Yok tamam, eski de olsun. Hani ben senin için aslında biraz alanı daraltayım diye, çok fazla belki derine gitme diye söyledim ama istediğin yıl olabilir. Yani benim şöyle diyeyim o zaman, yabancı Türk ilk 5 diyelim. Hani yapacak bir şey yok yani. Yabancı olarak bir numaram kesinlikle beraber oynadığım için söylüyorum, Bobby Dixon, Ali Muhammed. Kendisinin basketbola olan sevgisi, açlığı hiç bitmeyen bir insan. Ve sahadaki duruşu da takımı bir o kadar yukarı çeken bir insan. Bobby o yüzden kesinlikle bir numaramdaki oyuncu Türk olarak. İki numarada Melih abi var. Belki de Türkiye'nin gördüğü en iyi şutör kendisi, bilemeyiz. 3 numara zor. Türk 3 numara zor şu an. Ama sen Bobby Dixon'ı Türklere dahil ettin. Türkiye saydım. Öyle yaptım ben. Tamam. 3 numara. Beraber oynadığım mı, izlediğim mi diyeyim Türkiye peki? Nasıl istersen. Belki de olsun. Ya iki tane beraber oynadığın ismi söyledin. Hadi bir tane de izlediğin olsun. İzlediğim 3 numara Türk. Ya da karşı karşıya oynadığın olsun. Fark etmez. Furkan Korkmaz'ı 3 numaraya alıyorum. Furkan abiye. Furkan'ın da zaten NBA'de son dönem performansı da oldukça hakikaten iyi. Yani maşallah. Listeyi hak ediyor yani, aynen. Abi maşallah. 4 numara Türk. Zormuş bizim ülke. Niye 3-4 numara geçiyor? Ayberk olmaz diyorum bu seneki takım arkadaşım. Ayberk abi. Evet. Fenerbahçe'den de sanırım değil mi? Birlikte oynamıştınız var Ayberk'le. O benden yaşça büyük olduğu için altyapıda sadece idmanlarını izleyebiliyordum. O yaş kategorisiyle oynamadım. Ama Ayberk abinin çok enteresan yetenekleri olan bir 4 numara. Buraya geldikten sonra onu iyice fark ettim. Atletizmi çok yüksek seviyede olan bir insan. 5 numara için de kimi söyleyebilirim 5 numaraya da? Biraz uzun sıkıntısı çektiğimiz Semih düşüncemden belli değil mi? Semih abi. Semih abiyi koyuyorum. Semih abi 5 numaraya çok net. Evet. Peki yabancı dur. Şimdi yabancıya geçmeden bir soru alabilir miyiz? Hemen bir soru var Türker Özdil'den, sevgili genel yayın yönetmenimiz. NBA'de hangi takımı desteklediğini soruyor. Az önceki sanki soruya biraz ithafen söylemiş bunu ama. LeBron sporluyum ben. Öyle söyleyebilirim. Lakers şu an, o yüzden. LeBron nereye ben alayım? Nereyse o. Evet. Keşke şeyle çıksaydım ya. Cleveland hoodie'mle çıksaydım. Belki artı puan kazanırmışım Ergi senden. Abi estağfurullah, öyle artı puan falan var. Cleveland da geçti artık. Lakers'a çıksaydım bilemiyorum ama. Yok, o işin şakası da. Ya Lakers
Tam konulara çok girmeyeceğim ama yani ben biraz Jordan'cıydım. Şimdi Kobe'nin sürüklediği Lakers vardı. Hani tam Jordan sonrasına geliyor ama o dönemde de koyu bir Dallas taraftarı olduğum için Lakers'la pek yıldızım barışıyor diyemeyeceğim şimdi. O yüzden ben en iyisi senden diğer ülkemizdeki yabancı beşini alayım, bu konuyu kapatayım. yabancı beşim bunu hiç konsantre olamadım şu an. Kostas Sulukas bir numaraya. İki numara Nando De Colo. Nando. Üç Cicilo Tome. Dört Nikola Melli. Beş Yan Veseli. Bütün Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosu mu oldu sanki? Yani karma karma oldu birazcık ama yani bu isimler bambaşka boyuttalar, onları görünce, izleyince anlıyorum yani her seferinde. Yok, gerçekten haklısın. O özellikle onların olduğu Obradoviç'li kadro hakikaten Türk basketbolunu bence bir tık ileriye taşımayı da başardı her açıdan. Hem Avrupa'da hem yani ülkeye kattıkları anlamında. Peki geçen sene Efes'i şampiyonluğa taşıyan Shane Larkin ve Vasilije Micić ikilisi sence onları nasıl buluyorsun? Onlar da son dönemde ülkemizin star oyuncuları, yani ya star yabancı oyuncuları. Yani Vasilije Micić şu an örnek alınabilecek, benim açımdan da öyle. Nadide oyunculardan bir tanesi Avrupa'da. Her izlediğimde böyle bu sefer de mi, hani ne yapıyorsun dediğim oyunculardan bir tanesi. Çok akıllı oynuyor. Çok bambaşka boyutta oynuyor. Bu seviyeye gelmesi, bilmiyorum. Yani ben hiç tahmin etmezdim. Hiçbir zaman Vasilije Micić bu seviyede olacak diyen bir insan da tanımadım. Ama kendisi şu an Euroleague'in MVP'si geçen sezonun. Ve oyunu sürükleyip götürüyor. Yani bu sezon üzerinde konuşmuyorum. Sezon Evet, siyah malum bir biraz evet evet. performans düşüşü var Efes'te. Shane Larkin de başka bir soluk getirdi. O da bir sene öncenin MVP'si bence. Hani 2 sene üstte MVP'likleri var. Shane Larkin de istediği zaman 50 atabilecek bir potansiyel. O da çok enteresan. Çok enteresan yani. Hani bunları sormamdaki sebep biraz da aslında benim merak etmemden kaynaklı. Ben bayağı ikisine de son dönemde hayranlık duyuyorum, yani Efes'e de bir sempatim var. Hani karşılıklı da oynadığın için bunları senden duymak, Larkin neler yaptığını televizyondan ve hani sahadan izliyoruz ama hakikaten yani inanılmaz bir oyuncu olabileceğini bize gösteriyor. Micić özelinde de sen bahsettin, hatta kariyer ne baktığımız zaman belki de birçok sporcu, hatta belki sana bile şey olacak, böyle ilham verecek bir kariyeri var. Onu da yanlış hatırlamıyorsam bu Tofaş'tan geçen yolu işte Žalgiris, Kaunas, ondan sonra Efes ve artık Euroleague MVP'liğine giden, hani hiçbir zaman mücadele etmeyi bırakmamak lazım mesajını bize veriyor Vasilije için kariyeri diyelim. Eklemek istediğim bir şey var mı bu kadroların üzerine? Belki şeyi de sayarsın. 12'yi dolduracak Yok yok, ama almadığım abilerim kusura mısın? bakmasın yani, öyle genel olarak bir dakikalık saydım. Hani izleyen olursa, bir denk gelirse falan kusura bakmayın abilerim. Yok, ekleyeceğim başka bir şey yok abi benim için. Ya, tabii ki hani bunlar bir şey oluyor, böyle bir kıstas değil. Hepimizin gönlünden Kesinlikle. geçen isimler. Diyelim bir sorumuz daha var Ergi bu arada. Hani pandemi girdi araya biliyorsun ve ligler tatil edildi. Bu senin kariyerine ne gibi bir etki yaptı? Hani bu düşüşe sebep oldu mu senin böyle çalışma azminde ya da kariyerinde, yoksa hani etkilerini daha mı az hissettin dersin, ne dersin? Yani hiçbir zaman bu kadar evde oturmamıştım diyebilirim. Herkes öyle söyler ama ben hiç oturmadım, Evet. öyle söyleyeyim. Her zaman antrenman, okul temposu içerisinde kaybolup gittiğimiz dönemde beni etkilemedi, öyle söyleyebilirim. Ben evde çalışmamı sürdürdüm. Bize gelen ayrı bir program vardı. Ayrıca ben çalışıyordum. Aynı kiloda sabit olarak kaldım, çok şükür ki, hiçbir kilo almadan. Psikolojik olarak etkisi tabii ki de olmuştur. Ama çabuk atlatmak lazım. Yani bu dünyada her şey olup bitiyor, geçiyor. Eskide kalamıyorsun. O günde kaldı. Yani çok etkisi olduğunu düşünmüyorum benim açımdan. Bu açıdan da hakikaten sevindirici yani senin etkilenmen. Umarım bütün hani sporcularımız da senin gibi hızlı şekilde pandeminin etkilerini atlatırlar ve zaten hani salonlarda
dolmaya başladı. Sen az önce bahsettin bir arada %50 şimdi tam kapasiteye sanırım geçilecek. Bu da basketbola ve Türk sporuna olan hem yani özlemi giderir hem de artık insanların yani seyircilerin onlar da evde kaldılar yani nitekim bizler. Onlara da biraz moral olur diye ekleyebiliriz. Peki şimdi son olarak sana sormak istediğim bir soru daha var Ergi müsaadenle. Şimdi zaten hani konuşmamızda geçti. NBA ve Euroleague'i takip ettiğini az çok zaten söylediklerinden çıkarabiliriz. Bunun üzerine şimdi sana bir oyuncu gözünden NBA ve Avrupa basketbolu arasındaki yani temel farklar neler? Hani bunu ülkemizde basketbola başlamak isteyen ya da basketbolun içinde olan gençler veya bunu merak edenler için bizlere açıklaman mümkün mü? Hani o bir oyuncu ne hissediyor yani NBA ile Avrupa arasındaki farka baktığında? Ben Euroleague izleyerek başlamadım basketbola. Yani 2008 yılındaki Lakers Boston 2009-2010 yani o şeyleri izleyerek derbileri izleyerek basketbolu anlamaya başladım. 2011 için... şampiyonluğu Dallas'ın onu da izlemişsindir diye düşünüyorum o zaman. Bu konuya girmeyecektim ama evet acı acı izledim. Acı acı izledim yani benim açımdan çok acı bir dönemdi. Yani ben basketbolu NBA izleyerek sevdim, tanıdım. Çünkü izlemesi en keyifli olan yer orası geliyordu o zaman da. Oyuncuların uçup kaçmaları, o üçlükler, her şey yani. Ama yaş büyüdükçe Euroleague izlemek bambaşka bir sevgi oldu benim için. NBA çok yetenek şeyi çok üst tarafta. Çok yetenekli. Her oyuncu çok yetenekli artık. Her oyuncu çok fizikli. Her oyuncu kendisine çok iyi bakıyor. Hani eskiden bir savunma yapan oyuncular vardı, bir de hücum yapan oyuncular vardı evet. Diye böyle bir kıstas vardı. Şu an herkes hem savunma yapabiliyor, hem hücum yapabiliyor, hem üçlük atabiliyor, hem havalarda uçup dunk vurabiliyor. Yani artık öyle bir durum da bitti. NBA total bir oyuncu grubuna sahip. Euroleague'de hala öyle bir durum değil. Herkesin belli bir rolü olan ve basketbolun hala nasıl söylenir? Detay olarak bakıldığı bir noktada, her pozisyonun çok önemli olduğu bir noktadasın Euroleague'de. Bunu izlerken çok zevk alıyorum Euroleague izlerken. NBA izlerken de yetenekleri izliyorsun. Abi bu oyuncu nasıl bu kadar yetenekli olabilir diye bakıyorum şu an. Tamamen ikisinin ayrımı bu bence. Euroleague'de, Avrupa basketbolunda pozisyon çok önemli. NBA'de oyuncu yetenekleri daha ön planda diye bakıyorum. Yani aslında evet bu yönde bu arada paralelde düşünüyoruz. Avrupa basketbolu neredeyse bir satranç oyunu gibi. NBA'de de bireysel yetenekleri artık parlatabilen koçlarla birlikte takımlar ön plana çıkıyorlar. Zaten hani oyun da bence tamamen neredeyse geçiş oyununa döndü NBA'de. O yüzden de total basketbolcuların önemi gerçekten gün geçtikçe artıyor. Öyle tek bir iş yaparak artık NBA'de kalmak çok zor. Kontrat bulmak çok zor dediğin gibi. Yani Avrupa basketbolunda ben mesela arkadaşlarıma da bu yani basketbol izleyen arkadaşlarım o kadar profesyonel olanlar değil ama hep şeydi Euroleague övgüleri yapıyorum ama bir türlü anlamıyorlar. Buradan da senin açıklamaların onların umarım kulaklarına gider. Hani yaş ilerledikçe de biraz evet Euroleague'den o satranç oyunundan daha çok zevk almaya başlıyorsun. Setler üstünden dönen oyun gerçekten daha çok zevk veriyor. Diyelim. Senin başka eklemek istediğin var mı Ergi bu konuyla alakalı? Yok bu konuyla alakalı başka yok. Peki o zaman bakıyorum şimdi chat'e sanırım bir sorumuz da yok. Başka bir sorumuz. Son olarak yani genel bu konuşmamızda hani bu söyleşide değinmek istediğin ve benim hani belki atladığım belki laf arasında unuttuğumuz bir şey varsa onları alalım Ergi senden sonra da yavaş yavaş sonlandıralım. Hani son sözlerim varsa onları alayım ben. Yok yani gayet keyifli bir söyleşiydi benim açımdan. Hani ne kadar Dallas'ın o dönem şampiyonluğunu hatırlatsan da gayet keyifliydi. Teşekkür ediyorum. Şaka bir yana. Çok teşekkürler. Çok zevk alarak geçti benim açımdan. Çok sağ olun. Biz de Sporosfer ailesi olarak sana çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza konuk olduğun için hem de hakikaten çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz için. Yani bir ara vaktin olursa bu Dallas, Lakers veya işte o Cleveland, Miami üçgenlerin, dörtgenlerini yine seninle özel olarak da konuşabiliriz. Seve seve konuşuyorum. Diyelim şimdi dinleyenlerimiz de bu konulara çok
dahil etmeden yavaştan yayınımızı sonlandıralım. Sana tekrardan geldiğin için çok teşekkür ediyoruz ve hani kariyerinde başarılar diliyorum. Yolun açık olsun umarım. Çok çok daha iyi yerlerde Ergi'yi görme fırsatımız olur ve izleme fırsatımız olur diyelim ve yayını noktalandıralım. Son sözlerim olarak da takip ve beğenilerinizi bizden esirgemeyin diyoruz Sporosfer TV ailesinden. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz ve YouTube kanalımızdan bizleri izleyebilirsiniz. Bu keyifli röportajın kaydı da orada olacak sayfamızda. Onu da daha sonra boş bir vaktinizde eğer bunu kaçırdıysanız tıklayıp izleyebilirsiniz. Buradan Sporosfer TV ailesi olarak herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Burası 6. katman. Sporosfer.